komik bir şeyle bitirelim. Seninle bir yayın yaptığımızda sen altın, gümüşün yanı sıra platini önermiştin. Ben de sanki çok yatırımdan anlarmışım gibi bir gün çalıştığım bankaya gittim. Sanki çok biliyormuşum gibi müşteri temsilcime dedim ki sizde platin var mı dedim. Kadın böyle gözleri parladı ve o günden beri beni çok kıymetli bir yatırımcı zannediyor. Çok özel enstrümanlara yatırım Ve bana yapıyor. devamlı WhatsApp'tan haftalık şey gönderiyor. İşte Simge Hanım şu şu var, Simge Hanım bu var. Bomba, Ben de ne süper. diyeyim şimdi? Peki Süper. teşekkür ediyorum. Ben bir değerlendireyim falan diyorum. Halbuki alakam yok. Bak hala bu arada platin konusunda platin hala performans vermedi. Hala ucuz ama bu hani bugünden yarına verecek anlamında değil ama platin tarihsel süreçte altından %10 ila 20 daha değerli bir enstrüman. Tarihsel süreç. Çünkü metal kalitesi olarak altından daha kaliteli bir metal. Şimdi böyle olduğu için diyorum ki ya bu eninde sonunda dengesini bulur. Fakat bu eninde sonunda uzayabiliyor. Şu anda platin 900 dolar 1000 dolar arasında gidip geliyor ve altın 2500 dolarda. Yani bugün platinin en az 2700-2800 dolarlara gitmesi lazım ki altının performansını yakalasın. İyi ki Onu da bıraktık. Yani almamışım. aynen ama hala alabilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Eylül ayı borsa için çok iyi değildir demiştin ama orada kısa vadeli beklentini sorsam. Ben Türkiye için tuhaf şekilde o kadar yani Türk borsası, Borsa İstanbul için o kadar karamsar değilim ilginç şekilde. Neden? Güzel. Çünkü biz Ağustos'u dünya çok kötü geçirmezken Ağustos'ta satışlar geldi ay başında. Yani Temmuz'da başlayan bir dalga vardı. Ağustos'un ilk haftası o hit'i yedikten sonra bütün dünya aman aman deyip önlem almaya başladı ve borsalarını destekledi. Batı borsaları özellikle. Biz ne yaptık? Biz destekleyemedik. Biz istemiyoruz zaten borsada. Borsa çünkü çok değerlenirse bir anda oradan paralar kazanılıp tekrar dövize bir atak haline gelebilir diye bir ekonomi yönetiminde bir tedirginliği var. Oraya böyle çok destek değil hatta köstek olmaya çalışıyorlar bir süredir. Ve Ağustos ayında dünyanın en kötü borsası oldu performans olarak biz. Şimdi böyle aşırı kötü bir ayı kapadıktan sonra Eylül globalde iyi olmasa da bizde iyi olabilir. 11'in üstündeki bir Borsa İstanbul o kadar kötü değil. Yani 9900'ün üstünde hatta 9870 benim trend takip seviyem. Üzerinde kaldığı sürece BIST 100 benim için olumlu bir senaryo başladı. Geçen hafta, geçen ay boyunca yabancılar aşağı doğru manipüle ettiler biraz da fiyatları. Ama Türkiye'de çok derin bir enflasyon var. Ve bu enflasyon ortamında borsa endeksinin %8,3 düşmesi, hisse bazında çok daha sert düşüşler bence biraz fazla. Bu bütün borsadaki şirketlerin prim yapacağı anlamına gelmiyor. Ama yavaş yavaş bir toparlanma Eylül'ün Ağustos'tan iyi geçeceğini düşündüğüm bir aydayız. Onun için ben portföy sepetimin %75'i fiziki altın, gümüş ve Amerikan doları enstrümanlarında mevcut uluslararası platformlarda. MTA ve işte uluslararası CFD'lerde. Ama %25'i için ben Borsa İstanbul için ayırmıştım. Onun da %15'i hala hisse senetlerinde. Hatta bir Türkiye biraz döviz fiyatı toparlansa çok daha fazlasını Türkiye'ye sokmak için, Borsa İstanbul'a sokmak için hazırlıktayım. Yani bana göre Borsa İstanbul TL bazında pahalı değil. Bazı şirketler hala pahalı olabilir, desteklenmiş şirketler ama genel anlamda iyi şey. Ama ekonominin geneliyle ilgili bu kadar karamsar tablolar anlatıp Borsa İstanbul'un da şirketler çok para kazanıyor. Bu da biraz zor. Onun için hani bugünden yarına belki büyük kazançlar elde edilmeyebilir ama kademeli olarak almak için de iyi şirketlerde bir miktar yatırım yapılabilir. Ama hani döviz bazında hala maalesef biraz karamsarım. Dövizin fiyatı yanlış olduğu için borsanın fiyatı da döviz bazında doğru yerde değil. Onun için döviz bozdurayım, portföyümün hepsini dövizime bozdurayım gireyim değil ama az önce anlattığım gibi %25'i için hazırlıklıyım. %15'i zaten hissede. O %10'u da sokmak için hani geri çekilmelerde kötü anlarda alım yapıyorum. Biraz tepkilerde biraz satıyorum. Şimdilik öyle o %10'u kısa vadeli şey olarak değerlendiriyorum.